Afiyet olsun. Olsun Rıza baba. Yavrum bana soğan getirir misin? Usta sıkıldıysan yer değiştirelim. Bırak ödül avcısı, ben hallederim. Baba keşke dedem mangal partisinden sonra gitseydi. Sahi nerede Mustafa dede? Tutturdu köyümün toprağını özledim diye. Sabah bindi ilk otobüse Manisa'ya gitti. Ne çoban? Artık bir daha tayin lafı falan etmezsin ha. Neden Rıza baba? Burada işlerin tıkırında, ödüldü, ikramiyeydi. Emniyet genel müdürünün dikkatini çekmiş vallahi. Bu üstü benden çok kazanıyor diye. Yuh! Ne neler ya? Affedersin Rıza baba. Arkadaş biraz abarttı da. Benim çatalımı getirsene. Baba anlasana ya şu soygunları nasıl yakaladığını. Oğlum kaç defa anlatacağım? Ama ben dinlemedim Hüsnü amca. Hadi ama işte kırma şu çocukları. Neyse. Bakın aile teyzenizin hatırına. Oley! Şimdi biz şubeden çıktık. Para heriflerde. Bizlere inandılar. Ben işi geriye vurdum ama bir boşluk arıyorlar. Derken punduna getirip bu salaklara bir giriştim. Birine bir kafa, birine bir uçan tekme, birine bir yumruk. Uçan tekme mi? Evet. Arabanın içinde mi? He, ne olacak? Benim uçan tekmelerim meşhurdu aslanım. Atıyorsun ya baba. Babayla öyle konuşalım eşek. Sıfat ye yemeğini hadi. Çıkmışız kızlar, ne hoş olur. Kucakta vay vay. Ay Semiha abla, bankanın verdiği ödül ilaç gibi geldi valla. Ay canım, güle güle Erciğim. Murat abi, bir şey soracağım. Sor abiciğim. Lan oğlum dursana. Ya bir dakika dursana. Murat abi, sen Zeynep ablaya aşık mısın? Hadi oradan aşık. Bak sen şunlara. Hadi bakalım. Büyüklerin içine burnunuzu sokmayın. Oturun yemeğinizi yiyin. Bunlar ablaya ne oldu şimdi ya? Ne diyorsunuz siz ya? Ne dedik ki şimdi? Ağır bir şey var. Çocuk. Merkez 45-40. Merkez 45-40 dinlemede. Dragos 43. sokakta silahlı saldırı. Anlaşıldı, yola çıkıyoruz aydın. 40 yılın başı bir keyif yapalım dedik ya. Siz keyfinizi bozmayın. Hadi hoşça kalın. Hadi canım. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun size. Hadi güle güle. Kaç yıl oldu, alışamadım ben hala. Doğru vallahi, alışılır mı böyle şeye? Gitmeleri bir dert, dönmelerini beklemek ayrı bir dert. Kocacığım, Hüsnücüğüm, gel canım. Tamam, dur şunları bağlayayım. Hı, ver kolunu. Ver, tamam, ben kendim yiyeyim. Aa, olur mu? Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu? Canım, ben bugün alışverişe gideceğim, çarşıya çıkacağım. Bir şey ister misin? He, şimdi anlaşıldı. Nereden çıktı şimdi bu çarşı? Çocukların bir sürü eksiği var Hüsnü. Belki farkında değilsin ama haftaya okullar açılıyor. Bebek için de bir şeyler bakacağım. Sonra kendime bir iki hamile kıyafeti almayayım mı? Ya kızım, şu para iki gün dinlenseydi yerimizde fena mı olurdu? Aşk olsun Hüsnü. 40 yılın başı elimiz biraz para gördü. İlla harcarken boğazına dizeceksin insanı. Tamam. Bak çok açılmayın ama. Önümüz kış. Oduna kömüre de bir şeyler kalsın. Sen merak etme kocacığım benim. Sen şimdi git güle güle, hadi canım. Hadi tamam. Nasıl olmuşuz baba? Süper değil mi? Vay, kara kartallar. Siyo! Beyaz! Siyo! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Çak! Hey yavrum be, yavru kartallara bak. Baba, yeni bebeğin nasıl? Çok güzel kızım. Senin gibi çok güzel o da. Bu senin bebeğin, bu da benim bebeğim. Oh! Gel bakayım güzel kızım. Nasılım ama? Vay be Suat. Bir elbise bu kadar mı değişti insanın? Çok güzel vallahi ya. Ne yani? Normalde güzel değil mi Hüsnü? Ya neresinden aldın lafı kızım ya? Hiç giymiyorsun bu renkten. Nasıl yakışmış diyorum. Çok güzel olmuş yani. Zeliş. Gel kızım, baban görsün. Ablama bak. Bu ne ya abla? Bu ne hakikaten? Suat, bu ruj ne böyle? Ruj işte, nesini anlamadın? Baba ya. Bu kız daha çocuk, ne yaptınız siz ya? Çekil git karşımdan, git odana. Ay Hüsnü, bak ne kadar yakışmış. Arkadaşlarım sürüyor ya. Peki bu etek ne böyle, iki karış? Yani Suat, vur dedik öldürmüşsün yani. Aşk olsun Hüsnücüğüm, bütün yaşıtları giyiyor. Git kızım, git gözümün önünden, üstüne başına başka bir şeyler giy, git. Oh be, şöyle millet ayaklanmadan sakin ağız tadıyla bir kahve içelim. Değil mi karıcığım? Afiyet olsun canım. Hüsnü. Efendim Suat. Bir şey diyeceğim sana. Orası belli Suat da, ne diyeceksin? Ne oldu yine? Merak etme, kötü bir şey yok. Dün ultrasona girdim ya. Gösterdi. Erkek. Ne? Erkek mi? İşte bu be. İşte bu aslan. Bu aslan karıcığım be. Yavaş. İşte bu be. Ne bu sevinç? Niye abartıyorsun?
olsun bu kadar. Oh be. Zaten bizim iki oğlumuz var. Onlar gibi it kapalı olmayacak bu Suat. Tecrübeliyiz artık. Alim gibi yetiştireceğim ben oğlum. Alim, göreceksin. Emniyet amiri yapacağım ben onu. Emniyet amiri ya. Hüsnücüğüm biraz daha pilav ister misin? Vallahi varsa alırım be güzel karıcığım. Var tabii. Sen seversin. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen de ister misin güzel kızım? Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Aç. Aferin sana. Bunların suratı niye böyle beş karış? Okullar açıldı ya, keyifleri kaçtı. Ya baba, daha ilk haftadan derslere başladılar ya. Allah Allah, yapma ya. Ödev bile verdiler baba. Hay Allah ya. İnsan biraz alıştıra başlar değil mi? Değil mi? Ulan eşek sıpaları, daha ilk haftadan başladınız su koymaya. Ama baba. Aması maması yok. Adam gibi okuyacaksınız bu sene. Gözüm üstünüzde ona göre. Benim güzel kızım, gelişim nasıl gidiyor fen lisesi bu sene? Biraz zorluyor ama halledeceğim baba. Aferin güzel kızım, aferin. Bakın da örnek alın ablanıza. Anne, sordun mu babama? Unuttum. Neyi unuttun? Hüsnücüğüm, sana bir şey söyleyeceğim ama. Ne oldu yine? Bak, kızmayacaksın ama. Kızım söylesene, tamam kızmayacağım. Zeliha bir arkadaşını yarın akşam ders çalışmak için eve çağırmak istiyor. Ne var bunda? Arkadaşı erkek. Canım, ne olmuş erkekse? Sen ciddi misin Hüsnü? Ya ne demek ciddi misin ya? Hayır, erkek arkadaş denince cinlerin tepene çıkardı da. Hüsnücüğüm, hangi devirde yaşıyoruz ya? Zeliha'nın arkadaşı erkek olsa ne olacak? Bunlar daha bak ne kadar çocuk ya. Baksana şuraya bak. Sağ ol baba. Rahatına bak benim çalışkan kızım. Siz de ayağınızı denk alın. Bu sene öyle sidik zoruyla sınıf geçmiş karne istemem. Ona göre. Ablanızı örnek alın biraz ya. Zeliha, sen de bunlara biraz yardımcı ol ya, şu itlere. Tabii babacığım. Ulan şu babama da hasta oluyorum ha. Ekmeği verir misin? Hüsnücüğüm, yorgun görünüyorsun. Yorgunum tabii karıcığım. Bütün gün kaldırmadık ki kafayı dosyadan. Ay kıyamam ben sana. Yemekten sonra bir masaj yaparım. Bir şeycim kalmaz. Yap. Sen de aynı bizim gibi ders mi çalıştın baba? Öyle oldu vallahi. Ne o? Siz ders mi çalıştınız bugün? Evet. Doğru mu duydum Suat? İşte. Çalıştık vallahi baba. Top oynadıktan sonra mı çalıştınız abi? Ne? Kızım susana. Top mu? Vallahi iftira baba. Sus, yalan konuşma. Ya. Notlar adam gibi gelmesin, sorarım ben size o zaman. Hadi sen yemeğini ye, uğraşma canım bunlarla. Zilişim nerede, yemiyor mu o? Onlarınkini odasına götürdüm, ders çalışıyorlar ya. Doğru ya. Dur, ben şu çocuğa bir merhaba diyeyim, ayıp olur ya. Çocuk mu? Anne, Okan abi çocuksa biz ne oluyoruz şimdi? Kolay gelsin çocuklar, hoş geldin çocuğum. Merhaba Hüsnü amca, ben Okan. Memnun oldum Okan. Ben de. Hadi. Hadi ben sizi bölmeyeyim. Sağ ol baba. Hüsnü, ne oldu? Suat, bu içerideki ne? Anlamadım. İçerideki o yaratık ne? Ne yaratığı var Hüsnü? Kızım, siz bana bakla kadar çocuk demediniz mi? Ay, onu ben demedim Hüsnü, sen dedin. Ne altısa işte ya? Bu bakla falan değil Suat. Deve, bu deve. Evet, biraz irice. Okulun basket takımındaymış çocuk Hüsnü. Allah'ım, bu benim biricik küçücük zilişimle yan yana düz düze ya. Yapma Hüsnücüm ya. Bir şey mi diyecektin baba? Yok bir şey. Siz devam edin. Bu olanın üzerinde bir şey var mıydı Suat? Ne oluyor? Kendine gel Hüsnü, ne olur. Bu mu? Evet. Hüsnü, ne olur heyecanlandırma beni. Tamam, bak çocuğa bir şey olacak. Baba ne yapıyorsun? Şimdi anlarsın. Hüsnü. Tunç yalnız mıydı? Alışacak. Nöbet geceleri sıkacak dişini. Ama korkusu falan yok maşallah. Doğru. Koca adam oldu. Alo. Hüsnü. Usta, merkezdesin değil mi? Evet. Sana bir çocuk soracağım. Bizim Zeliş'in arkadaşı. Hemen GBT'sine bakabilir misin? Çocuk mu? Hayırdır usta? Çocuk değil abicim bu. Deve. Söyle. Söylüyorum, yaz. Okan test satar. Baba adı Namık. Anne adı Neriman. Doğum yeri İstanbul. Tamam, bakıp hemen arıyoruz seni. Ne oluyor? Şunun GBT'sine baksana bir.
Delirdin sen galiba Hüsnü. Deliririm kızım. Ben evimde azman görmeye alışkın değilim. Baba korkma ya, zararsızdır Okan abi, bir şey yapmaz. Ne korkması be? Kimden korkacağım? O veletten mi? Velet mi azman mı, bir karar ver istersen. Baba sen onu bir uçan tekmeyle yere yıkarsın değil mi baba? Deli misin oğlum? Okan abi çiğ çiğ yer be. Hadi oradan be. Kim yiyor? Kim yiyor? Öğrenci. Hiçbir şey yok yani. Temiz. Temiz. Tamam. Hüsnü sakin ol. Alo. Çoban. Abicim. Zeliş'in arkadaşı var ya, Okan Teçzater. Oğlum yanmışsınız siz. O adamda ne ararsan var. Çete, haraç, gasp, fedailik, tecavüz. Okullarda uyuşturucu satıcılığı. Sakın kaçırma elinden. Yakala Hüsnü. Şimdi okudum canım. Yakala. Hüsnü. Ne yapıyorsun? Hüsnü. Allah aşkına yapma. Kalk. Kaldır elini. Allah Allah ya. Herif her şeyi ciddiye alıyor ya. Çocuğu öldürecek şimdi. Ya. Ne yaptım ben Hüsnü amca ya? Hüsnü! Yürü elini. İndir. Ne dedin sen buna? Suat ne oluyor orada ya? Baba ne yapıyorsun? Ne yaptım ben Hüsnü amca ya? Bir de soruyor Hüsnü. Baba delirdim. Uzat elini. Anne. Vallahi ben bir şey yapmadım Hüsnü amca. Ya versene şu herifi bana. Ver lütfen. Baba saçmalama ya. Ne yapıyorsun ya? Deve var ya bu deve. Üzlettin beni ya. Korkma kızım, artık bir şey yapamaz bu sana. Mesut telefonda. Ne var, ne istiyorsun? Mesut. Alo usta. Yakaladım abicim herifi. Bir ekip göndersene bizim eve, en sevdiğim iti. İyi halt ettin lan. Şaka yaptık be, şaka. Ne? Şaka mı? Sen bittin Mesut. Bittin ya, bu kadar. Geberteceğim oğlum seni. Sen var ya, sen Mesut. Ne diyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Murat. Ne haber Ali? İyidir abi, günaydın. Gel otur gel. Mesut yok mu? Daha gelmedi. Hayırdır abi? Niye sordun? Hiç öylesine. Abi, acil bir şey varsa arayalım. Yok, gerek yok. Birazdan düşer nasıl olsa. Abi, bir kahve alıp geliyorum sana, tamam mı? Günaydın Hüsnü abi. Günaydın Aylin. Abi, senden bir şey rica edeceğim. Neymiş? Ya, bu bizim yeğenin kreşten arkadaşı. Rica etsem de bir gebetirsin ama. Gülün, hatta ikiye ayrılın gülmekten. Günaydın. Ne oldu, bir şey mi kaçırdım ben ya? Yo, tam zamanda geldim. Gel buraya gel. Hüsnü bak. Gel buraya oğlum. Aile hayırdır, bir şey mi var? Hiçbir şeye dokunmayın. Hemen gel buraya, gel diyorum sana. Gel. Hüsnü yapma. Anneme ulaşabildin mi baba? Hayır. Müsait olunca o bizi arar. Arar mı gerçekten? Bir gidip baksak ya baba. Annen koca kadın. Artık her ortadan kaybolduğunda peşine düşemem ki Tunç. Kaldı ki buna hakkım da yok. İhtiyacı olduğu zaman o beni arıyor zaten. Ya arayamıyorsa baba? Ya başına bir şey geldiyse? Bak Tunç. Korkuyorum baba. Ya annemi bir şey yaptıysa? Oğlum, canım. Tamam. Bak gidip bakacağım. Sil gözyaşını bakayım. Sil. Tamam. Bakacağım dedim ya. Tamam be oğlum be. Tamam Tunç ya. Allah Allah. Bakacağım işte. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ne gerek var bu tekerlekli iskemleye? Bacaklarım çalışıyor benim. Doktor tavsiyesi. Yavuz verdi iskemleyi. Dikişlerimi zorlamayacakmış. Anlayışlı çocuk tabii. Kimin kardeşi? Biraz da benzesen. Bir şey mi dedin sen? Ha? Bir şey mi dedin? Hayır. Ha? Bir şey mi dedin? Ha? Hayır. Ne o? Korktun mu? Kim? Ben mi? Paslanmışsın evde oturmakta. Bir gün elbet kalkacağım ayağa. Sonra? Ne sonrası? Yani ayağa kalkınca. Yani? Belki de o kadar paslanmamışsındır. Ne demek bu? Paslanmadığını ispatla bana. Avucunu yalarsın. Senin bu yaptığın var ya. Utanmıyorsun değil mi elden ayaktan düşmüş bir kıza sarkıntılık etmeye?
İnsanlar bana bakıp içinden ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ne kadar merhametli bir adammış. Allah her şeyi vermiş ona ama o gitmiş sakat bir kızın gönlünü yapmaya çalışıyor. Bana bak. Yalan mı ha? Yalan mı? Yalansa söyle. Sen çok fazla oldun, tamam mı? İndir şu silahı. Eline hiç yakışmıyor. Bundan sonra sen evinin kadını, çocuklarının anası olacaksın. Allah Allah! Yok ya. Nasıl ama indi mi sen Suat? Çok güzel vallahi Hüsnücüğüm, maşallah. Süper vallahi baba ya. Adı ne olsun bunun? Ne adı canım, saçmalamayın çocuklar. Anne, eve sokmayalım bunu, ben korkarım, haberiniz olsun. Ne korkması kızım, uslu uslu duruyor hayvancı. Evallah ben üşümesin dışarıda. Sakın anne, lütfen, lütfen. Anne bu indi aynı dedeme benziyor ya. Sus öyle denir mi? Kafamı şişirdiniz ha. Hadi girin bakalım içeri hadi. Ay filmlerde görürdüm, çok özenirdim Hüsnü. Biz de mi hindi yiyeceğiz şimdi yılbaşında? Evet evet, aynı filmlerdeki gibi Suat. Şahtık şahbaz olduk karıcığım. Bana bakın, bu hayvanın başına bir iş gelsin. Sizi kızartırım yarın akşam ona göre ha, tamam mı? Sen küçük sapık, duydun mu? Duyduk babaya, sağır mıyız ya? Sus, cevap verme bana. Hadi ben kaçtım karıcığım. Güle güle Hüsnücüğüm, hayırlı işler canım. Hadi bakalım. Tamam, şimdi bunu güzelce tutun çocuğum. Verin hadi şunu, verin bunu da. Dikkat edin ha! Abi, ne var lan? Yukarı mahalledik Bedri yok mu? Onlar da almış bir hindi. Hava basıp duruyordu ya. Bir ara gidip bozalım mı kıyıkısını? Bozalım anasını seçeyim. Bu mu oğlum hindiniz? Bu işte, beğenemedin mi? Tavuk lan bu tavuk. Hindi dediğim benimki gibi Bedri, oğlum. Akıllı ol bak, kavga etmeye gelmedik. Gerekirse deriz, o ayrı. Siz neden kavga edeceksiniz ki abi? Bırakın hindiler kapışsın. Hindiler mi? Doğru söylüyor. Kapışsınlar bakalım kimin hindisi daha sağlam. Yazık değil mi oğlum hayvanlara? Doğru söylüyor, yazık. Hadi oradan, korktunuz değil mi? Kavga etmesinler, yarışsınlar. Kiminki daha hızlıysa o kazansın, var mısın? Varım lan, nesini? Kaybeden herkese gazoz ısmarlayacak, kabul mü? Kabul. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, benim işaretimle. Tamam. Başla. Hadi, hadi koçum, hadi, 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 sana ipi çıkaralım dedim. Ayağı dolandı hayvanın. Uçamadı, kafa üstü çakıldı. Şansımıza tüküreyim. Ben de vallahi. Hıyar, uçmayı da beceremedin değil mi? Geberdi gitti hayvan ya. Ama gözün de güzelmiş. Zıkkım için oğlum. Büyük günah girdik he. Abi babam var ya, kesin uyacak bizi. Sus lan, hatırlatma şimdi. Sen ne yapacağız onu düşün. Nasıl söyleyeceğiz anneme? Ne bileyim ben ya. Babam görmese bari. İnşallah. Neredesiniz siz bakayım? Nasıl soru bu anne ya? Buradayız işte. Hindi nerede? Dolaştırdık biraz. Arka bahçeye koyduk. İyi. Sıkıca bağlasaydınız hayvanı, kaçmasın. Merak etme, hiçbir yere kaçamaz. İyi iyi, aferin. Anne ben hindiyle oynayacağım. Oyna oyna kızım. Yandık. Ya ne işin var kızım hindiyle? Oyuncak mı bu? Hadi gir içeri, üşüyeceğim. Gir tabii ya, sana ne dedi? Aa, bırakın oynasın kız canım. Ya ben hindiyle oynayacağım. Kızım içeride bir sürü oyuncağım var. Rahat bırak hayvanı, huzur içinde yatsın. Ne yatmasın, ne huzuru oğlum? Hayvancağız bugün var, yarın yok anne. Bir de bize eziyet etmeyelim, günahtır. Anne, var bunlarda bir iş. Abla! İyi bayramlar prensesim. İyi bayramlar güzel babacığım. Kızım. Oo. Al bakalım. Hmm, al bir tane çikolata. Hadi bakalım, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Kızım. Gel kızım. Hmm. Ne? Ha? Aç elini, aç. Hmm. Baba bu ne? Ne ne? Açtık işte, bayram açtı. Onu anladık da. Biraz az değil mi baba ya? Biz dolarla falan verirsin sanıyorduk ama. Aa, ne ayıp şey, sus. Aç gözlü bunlar anne ya.
Sahiden de. Başlarım şimdi dolarla açtığından ha. Hayır, bir şey değil de oteldeki dansözlere rezil olacağız. Bak hala dansöz diyor ya. Neden rezil oluyor musunuz? Bu kadarcık para takılır mı abla ya? Ayıp denen bir şey var. Gel gel. Hadi bakalım. İyi bayramlar baba. Heh, al bakalım. Al. Baba bu kadar mı? Yok mu daha? Siz hiç benden bayram sabahı sopa yemediniz değil mi? Ha? Yesem kesin hatırlardım. Kaybolun ortadan. Kaybolun, kaybolun. Hadi. Terbiyesiz adamlar. Çok gecikmeyin ha. İyi bayramlar. Mahallede biraz arsak toplayacağız anne, gecikmeyiz. İyi bayramlar benim güzel kızım. Al bakalım, bu da senin. Çok teşekkür ederim. Hüsnü'cüm. Bayramı mübarek olsun. Senin de. Evimizin direği. İyi bayramlar. Sana da canım. Suat, siz de dolanmayın fazla. Akşamüstü gelip toplayacağım hepinizi, tamam mı? Merak etme sen. Hadi canım, güle güle. Babam parayı ne yapacak anne? Araba alacak, araba. Ay süper olur valla. Pembe olsun. Olmaz çocuklar. Bir kere araba ölü yatırım. Ölüsü mü var anne ya? Böyle kök dediğimin gazı var ya. Yarın öbür gün ehliyeti de aldık mı? Kızlar da atarız abi. Doğru ormana. Sabah sabah kafa nelere çalışıyor? Küçük sapık. Kızım çay koy babana. Baba hakikaten ya, ne yapacaksın parayla? Vallahi kızım. Hüsnücüm bak, Latex Royal diye bir şirket var. Hisse senetleri nasıl yükseliyor? Bak bak bak. Tamam 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 Savat, yavaş. Gözümü çıkaracaksın ya. Ay yok yok. Şimdi bundan alınmaz Hüsnü. Yeni halka açılmışlar. Bu sene otofinansmana gider bunlar. Ne? En iyisi yine Eurobond Hüsnücüğüm. Bildiğimizden şaşmayalım biz. Ya kızım ne biliyorsun da şaşıyorsun ya? Delirtme adamı ya. Kızım şekeri getir. Ama bak dergide ne yazmış Hüsnü? Başlayacağım ama derginden ha Suat. E ne yapacağız peki Hüsnü? Açılıp saçılmayacağız. Maaşımızı takviye edeceğiz. Bir kenarda duracak o para. Kötü günler var, çocukların eğitimi var. Sen bizi düşünme baba. Olur mu oğlum? Eğitimimiz önemli. Paralı eğitim delikanlıyı bozar baba. Bana bak küçük sapık. Ben seni şimdi bir bozarım. Yiyin yemeğinizi be. Sabah sabah para para ya. Hayatım aşk olsun. Gel gel gel. Çek yanında değil mi? Yanımda Suat, yanımda. Kaç kere soracaksın daha ya? Gözünü seveyim, üşenip de bankada bozdurma dolarları üstüne. Saçın böyle çok güzel olmuş. Sağ ol, sağ ol. Bak, döviz bürosunda çok daha yüksek fiyatla alıyorlar. Kızım kaç kuruş fark edecek ya? Sanki 1 milyon dolar bozduruyoruz. Öyle deme. En az 100 lira fark eder Hüsnü. 100 lira mı? Yapma ya. Ya, önce bankadan dövizi al. Ondan sonra döviz bürosuna git, orada bozdur. Sonra dön, gene bankadaki hesaba yatır. Fon almayı da unutma hayatım, oldu mu? Unutmam Suat, unutmam. İşe bak sabah sabah ya. Hadi canım, hadi güzel kocam, aslan kocam. Hadi güle güle. Söyleyeceğim bir daha, ödül falan vermesinler Suat ya. Yorgunluk bu ya, yorgunluk bu resmen ya. Allah senin canını almasın. Bu yakınlarda döviz bürosu falan var mı? Şu köşeyi dönüp ilerleyin. 100 metre ileride solda. Sağ olun. Ben de geleyim diyor bizimkine. Hüsnü çobanım be. İstanbul'un göz bebeği be. Vay be. Vallahi nazarımız değecek, ben ondan korkuyorum. Ne nazarı kızım? Adamın hastasıyım, hastası. Epeydir sessizdi. Bekliyordum bir patlama zaten. Su uyur, kahraman uyumaz arkadaşlar. Hele efsaneler hiç uyumaz. Uluslararası efsane canım adam. Süpermen, Süpermen. Nerede kaldı bu ya? Attı parayı cebe tabii. Neyse. Oo, olmaz öyle şey kardeşim. 657'ye tabisin sen kardeşim. Ödül de alsan vazifene geleceksin. Arıyorum, veriyorum odunu. Ver abi. Ver abi. Alo. Hello Mr. Çoban please. Mesut başlayacağım şimdi Mesut'un da çobanından da. Aşk olsun abi. Parayı bulunca böyle mi oldu? Kızım saçmalama ya, ne alaka ya? Size de eğlence çıktı ha. Neredesin sen üstü? Ha? Tamam anladık, kahramansın da. İlk günden iş kaytarmak olur mu ya? Döviz bürosundan parayı bozdurup tekrar bankaya yatıracağım. Sabahtan beri koşuşturup duruyorum zaten. Tutmayın beni ya. Ya abi dolaşma o kadar parayla. Gelip koruyalım istersen ha. Sen artık uluslararası çalışıyorsun. Biz seni kesmeyiz değil mi abi? Allah Allah ya, saçmalamayın ya. Yarım saate kadar oradayım. Rıza baba sorarsa söylersiniz. Söyleriz tabii Mr. Çoban. Ne demek, ne demek? Tamam, tamam. Çoban yıldızım. Kapattı abi. Çok üstüne gittiniz abicim tabii adamın.
Olur o kadar. Kralım kim? İyi günler. Buyurun efendim. Dolar bozulacaktım. Tabii, ne kadar? 10.000. Ha tamam, bir dakika. Merhaba. Merhaba. Çay içer misiniz? Yok sağ olun. Ben işimi halledip hemen gideyim. Tabii efendim. Kaça bozuyorsunuz? 1.425'ten bozuyoruz. Ama madem meblağ yüksek, size daha iyi bir şey yaparız. Kaçtan bozacaksınız? 1.450. 1.450. İyi tamam, bu seferlik böyle olsun. Dolarları rica edeyim. Kimse kurnazı kaldırın ellerinizi! Kaldırın ellerinizi! Kaldırın! Bakma bana öyle! Bakma bana, bozuşuyor! Kaldırın! Kaldırın ya! Suat, sak Suat, sen var ya. Yat, 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 yat. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Mahvettin her şeyi. Ne diyorsun sen ya? Adamları hallettim. Ne halletmesi kardeşim ya? Kamera şakası yapıyoruz burada. Bu kadar ciddi alalım mı her şeyi? Ne hale getirdin ortalığı? Şu hale bak. Her şeyi berbat ettin. Ne? Ne şakası ya? Kamera şakası. Gizli kamera şakası. El salla bak, kameralar orada. Şaka ha? Şaka. Şimdi benim paramı çalacaklar, ben de buna güleceğim, öyle mi? Böyle kameraya el salla falan. Evet kardeşim, evet. Allah Allah, şu hale bak. Adamlar telef oldu ya. Kamera şu an kayıtta mı kardeşim? Kayıtta, ne yapacaksın? Ha, şimdi ikimizi birden alıyor mu bu? Alıyor. El sallayacağım ben şimdi ona. Al bakalım. Bir daha böyle abuk subuk şaka yapmayın arkadaşlar. Hangi kanalda çıkacak bu? Ulan memlekette kamera şakası yapacak adam mı kalmadı be? Hiç sorma usta ya. Ne kadar hıyar var, gelip beni buluyor ya. Parayı ne yaptın usta? Ne yapacağım usta? Gidip bankaya yatırdım. Ne uğraşacağım öyle döviz kurla mevz kurla ya? Üçe al, beşe sat. Suat kızmasın sonra. Kızarsa kızsın abicim ya. Başıma ne geliyorsa o Suat'ın akıllarından geliyor zaten ya. Bıktım abicim, bıktım ya. Ver odunu usta, ver odunu. Tam verdim parayı gişedeki adama. Birden iki kişi daldı eller yukarı diye. Ben nereden bileyim şakacı olduklarını ya? Ciddi ciddi soyguncu zannettim tabii. Ay. Ne yaptın baba? Önce sakin olacaksın böyle durumlarda Zeliş'ciğim. Şöyle bir süzdüm herifleri. Boşluklarına denk getirince de tuttum omzundan bir kafa koydum. Baba coştun yine ya. Silahlı adamları kafayla mı bayılttın? İkisini birlikten hem de. Hayır hayır. Birini kafayla, diğerini yumrukla bayılttım. Ha öyle. Öyle tabii ya. Sonra başladı hıyar üstüme gelmeye. Ona da şöyle girişine bir kroşe. Adam nerede değil mi? Anında yığıldı. Tabii tabii. Ne biçim laf lan öyle, spar. İnanmıyor musun sen babana? Nesine inanayım baba ya? İki saattir sallıyorsun ya. Sus! Öyle denir mi babaya? Bırak Suat, bırak ya. Hain evlat. İnanmazsa inanmasın. Kızım, bırak şu televizyonu da gel yemeğe. Soygun şakası yapmaya çalışıyor. Anne, bunlar televizyonda. Fena değil. Koş, koş, koş. Ya Suat ya, oturun şöyle ya. Bir şey yok, tamam. Heyecanlanmayın. Gel, gel. Her zaman çıktığımız yer televizyon ya. Gizli kamerayla vatandaşları şakalayan ekibimiz neye uğradığını şaşırdı. Hüsnü Çoban ismindeki polis memuruna soygun şakası yapmaya çalışan ekibimiz fena dayak yedi. Az sonra. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, dur. Lan sakin ol. Üç kişiyi birden indirmiş oğlum. Helal olsun baba ya. Yok ya. İnanmıyordun seni sapıklar. Sen ne bakıyorsun bunları Hüsnücüğüm? Aslansın sen. Kocacım benim. Baba tebrik ederim. Sağ ol kızım, sağ ol. Ay çocuklar, masayı buraya mı taşısak acaba? Hem babanızı seyrederiz. Neyse Suat'cığım, hadi ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun Üstücü? Ya biraz hava alacağım Suat. Sahilde arkadaşlarla bir iki tek atıp rahatlayacağım. Bir şey yemedin Üstücü? Ya orada arkadaşlarla bir şey ayarlarız Suat'cığım ya. Peki canım, afiyet olsun. Tamam. Çok gecikme, emin Üstücüğüm. Tamam, merak etme, tamam. Aa, gitti. Anne, parayı buldu ya. Ne diyorsun oğlum sen? Sahilde iki tek atmalar falan. Hop anne, aç gözünü, aç aç. O ne demek öyle? Siz ne diyorsunuz ya? Erkek milleti anne. Parayı bulunca önce arabasını sonra karısını değiştirir. Babam da araba olmadığına göre. Bizden söylemesi yani. Dikkat et, yakında azar. Şimdi seni... anne. Diyorsun anne ya? Seni de çok büyümüş hala ya. Acı söyler anne. G-
Günaydın. Günaydın. Dersin kaçta senin? 10:30'da. Hayırdır? Hemen bir şeyler atıştıralım da birlikte çıkalım. Pınar'a bir uğrayalım. Ben seni okula bırakırım. Aa, nereden çıktı şimdi durup dururken? Nereden çıktıysa çıktı. Sen geliyor musun, gelmiyor musun? Tamam, geliyorum. Kıza da haber vereyim. Hayır. Haber verme. Habersiz gideceğiz. Yapma Allah aşkına Rıza. Operasyona mı gidiyorsun? Onun gibi bir şey. Hadi hadi, sallanma hadi. Zeynep kızım doğum gününü kutlamak istemiş, öyle mi? Senin iyice çelen düştü bu aralar. Öyle deme abi ya. Kızma kardeşine. Söyleyecek elbet. Asıl kabahat sende. Sebep? Üzüldüğün şeyi gelip annene anlatman gerekmez mi? Kaybettiklerimizi konuşmak istemiyorum anne. Konuşup da her şeyi bir daha yaşamak istemiyorum. Zayıf yanını kimse görmesin istiyorsun. Tıpkı baban gibisin. Anne, lütfen. Onca sene babasız büyüdünüz. Elimden geleni yaptım. Hiçbir şeyinizi eksik etmemeye çalıştım ama... Ben babasızlığı hiç hissetmedim anne. Babamla ilgili hissettiğim tek şey... Nefret mi?